kararımızı alalım. Çok heyecanlıyız. Bir anda karar verdi. Ben çok kıskanıyorum. Evet. Çünkü Elif. Ben de burun ameliyatı olmak istiyorum. Sanırım İnşallah. Seneye bugün yani artık Elif'i yaptıracağız. Hayır, Allah mı söyletti ne? Ben dış ses. Herkes yaptırdı arkadaş grubunda. Zaten aslında bunun çok güzel olduğu için gerek yok. Fındık burunlu. Artık zaten Türkiye'de yaptırmayan kalmadı herhalde. Türkiye'de yaptırmayan kalmadı herhalde. İşte bir daha kaldı. Mücahit kaldı. Aynen. Daha ameliyata girmedi şu an lavab odasına ama. Seni de göreceğiz ya. Çıkıyor. Aynen dikkatli gel. Önceyi başlattık seni. Yine son kez bir şu burnuma bakar. Canlıyım şu an ama ben gerçekten ama çok kadınımın burasında biraz yarası var. Boynum tutuldu aynı zamanda. Evet. Birer işaret miydi peki? Hayır, bu domrumuzda ya, değil. Ya, öyle deme. Bu domrumuzda değil. Sokaktan çekme istersin. Yok. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güzel güzel uyu ve gel. Şu an iyi görünüyor. Hayır, hayır. İyi nasıl miyim? Hissediyorsun? Evet. Ya korktuğum gibi hissetmiyorum bir kere. Çünkü gözümde çok büyütmüştüm. Ağrım olur vesaire diye. Ben acı yaşayayım çok düşük değil ama bu yani herkes için geçerli bir şey söyleyeceğim. Bence hiç dayanılmayacak bir ağrı değil. İlk çıktığımda biraz yoğun da ağrısı. Şu anda çok daha hafif. İyi hissediyorum ya. 3 saat ayağa kaldırmadılar. 4 saat. Öyle miydi? Aynen. Ondan sonra ayağa kalktım, bir yürüyüş yaptım. Artık bu saatten sonra kendim tek başıma yani hemşiresiz kalkıp lavabo ihtiyacımı giderebilirim. Öyle bir şey yok bu arada. Senle birlikte. Ha benimle evet hemşiresiz. Hemşireyi çağırmama gerek yok. Aynen diyorum. Tek başına sakın öyle bir şey yapma. İlk kalkışta yok. Ama yine hemşireyle de çok rahat evet. Yani kendin bile yürürdün aslında evet. Orada yani. Şey baş dönmesi oluyor ama. Hı-hı. Ya bayağı baş dönüyor. O da yatmaktan hani. Ama korktuğun gibi değilmiş değil mi? Değil. Şu an size bir şey söyleyeyim mi? Kendi burnumdaki ağrıyı geçtim. Boğazım ağrıyor. Yani o ağrım olmasa çok çok daha güzel olacak. Kurudu o yüzden. Evet. Tamam. Boğazım kurudu. Bir de şimdi de sürekli ağızdan nefes alıp verdiğim için. Burnundan nefes alabiliyor musun? Yani burnun yaptırdık sonuçta bu kadar ağrı da olacak tabii bence ki. De. He? Burnundan nefes alıyorum ama almamaya çalışıyorum. Daha iyi olunca sizi güncellerim. Parmaktan sonra yap. Parmaktan sonra görüşelim. Ameliyattan sonra 4. gündeyiz. Ödemim artık çenelerime doğru inmeye başladı. Gözümün üstü de biraz morardı. Altlarda o kadar çok yok ama özellikle sağ gözümün üstü çok kızardı. Herkese selam. Bugün ameliyattan sonra 6. günüm. Bir açıp sizi güncellemek istedim. Yüzümdeki şişlikler neredeyse yok denecek kadar azaldı. Sadece şöyle çene bölgemde şişlikler kaldı. Bunlar da çok normal. Bu arada benim hala tamponlarım çıkmadı. Ameliyattan sonra 6. günüm bugün. Geçen hafta cuma günü ameliyat olmuştum. Bugün günlerden perşembe. Doktorum bir hafta sonra gelmemi söylemişti. Bugün zaten arandım hastaneden. Ve yarın gelmemi istediler tamponların çıkması için. Sesimden de anlaşılıyordur iyi hissettiğim. Şöyle ki sadece tamponlar artık beni rahatsız etmeye başladı. Sadece şu an beni geren kısım tampon çıkarma olayı. Bakalım yarın tampondan sonra daha net bir görüntüye sahip olacağım. Yarın tekrar sizi açacağım tamponları almaya giderken. Ama şimdilik gayet iyiyim. 7. günden hepinize merhaba tekrardan. Biz şu an yoldayız. Dün video açtığımda zaten söylemiştim size. Şu an yoldayız, hastaneye doğru gidiyoruz. Bugün tamponlarım ve muhtemelen şu üzerindeki alçı çıkacak bugün. Ay çok çirkin ve samimiyetsiz gülüyorum. Dikiş niye böyle? İnşallah sonrasında da böyle gülmem. Yok be. Gülmem değil mi? Ceylan'dan falan hatırlasın. Yok gülmem. Yani onlar da böyleydi ya. Ya hiçbir şeyden korkmadım ama şu tamponların alınması beni çok geriyor ya. Bu durumdan çok korkuyorum canım yanacak diye valla. Bence yanmayacak ama sen endişe ediyorsun işte. Ya inşallah yanmaz. Dünden beri bir sürü video izliyorum. Böyle birazcık rimel falan sürdüm bugün.
gün. Şu burnumun etrafındaki parlaklık da kremden geliyor. İçini dışını hep nemli tutuyorum. Burnumu bugün göreceğim. Tabii ki de ilk gördüğümüz, yani bandajlardan sonra tabii ki şu an şiştir burnum. Zamanla oturacaktır. Biraz da belki ucu kalkıktır. Ne yapıyoruz? Öyle olursa morallerimizi bozmuyoruz. Çünkü zamanla. Evet. Evet, zamanla zaten oturacak burnum. Orada eğer müsaitlik olursa çekebilirsek, Mücahit size tamponların çıkma anında çekecek. Hastaneye gittiğimizde tekrar görüşürüz. Gerilirse tansiyon düşer, bayılırsın. Hastaneye kaldırmak zorunda kalır seni. Hadi, şimdi sızatma kendini, sıkma kendini. Sıkınca böyle kasıyorsun, adrenalin artıyor, sonra tansiyon düşüyor. Bayılıyor. Hiç buraya düşürme, boşver. Anlaştık mı? Yok kasma bak, kesin öyle kasma dur. Başını yukarı doğru kaldır. Tatam! Yeni burnumla birlikte 50. günde karşınızdayım. En son nerede çekmiştim hatırlayamıyorum, şu an düşünüyorum. Sanırım tamponları çıkarmaya gittiğimiz gün görüşmüştük sizinle. Sonrasında benim burnum tekrar bantlandı. Bir haftada o şekilde gezdi. Sonrasında bandım çıktı. O gün için sadece dikey formda bir video çekmiştim. Elimde sadece o var. Onu da zaten videoya ekleyeceğim. Şimdi burun ameliyatımla alakalı hastanede başlayan süreci az çok zaten size çektim. Oraları biraz biraz izlediniz. Size şimdi ameliyat öncesi, ameliyata girdiğim gün ve sonrasından biraz bahsetmek istiyorum. Belki aranızda burun estetiği yaptırmak isteyen ve bu süreci merak eden arkadaşlarım vardır. Belki biraz faydam dokunur diye. Şimdi başlıyorum. Çok uzun bir süredir, hatta kendimi bildim bileli burnumdaki kemerden şikayetçiydim. Ben de burun estetiği olursam, o kemerimden kurtulursam kendimi çok daha iyi hissedeceğime inandım. Neyse, hemen gittim, doktorumla görüştüm. İlk ameliyatı istedim. Sabah saat 8'de ameliyatım olacaktı. Bir gün öncesinde gelip kan tahlili vermemi istediler. Aynı zamanda PCR testi yapmamı istediler. Ben nöbetim olduğu için 2 gün önce gitmek durumunda kaldım. 48 saati geçmeyecekti işte sonuçlarım. Testi verdikten sonra. Aslında sabah gidiyorsunuz, önce bir yatış birimine uğruyorsunuz. Orada yatış işlemleriniz oluyor. Sonra sizi odaya çıkartıyorlar. 8.30 gibi falan ameliyata gittiysem saat 3'te çıkmışım. Oraları çok hatırlamıyorum. 3'te çıktım, odaya geldim. İlk odaya çıktığımda çok böyle bir burnumda bir sızı hissi vardı sadece. Sonrasında acım azaldı. Ağrı kesiciler vesaire vurulduğu için. Ondan sonra ilk 4 saat ayağa kalkamıyorsunuz. Sonra hemşire geliyor, sizi mobilize ediyor. Daha sonra işte lavaboya çıkabiliyorsunuz. Sonra yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. 4 saat sonra bunlar oluyor. Ameliyattan çıkınca ilk 4 saat buz çok önemli. Mutlaka buz koyun. Mutlaka ama. Çok daha fazla şişmenizi engelleyecek şey buz kesinlikle. Ben hem hastanede hem eve gelince işte saatte bir 15 dakika 20 dakika olacak şekilde her zaman buz koydum. Bir gece hastanede kaldım. Ameliyatın diğer günü sabah öğlene doğruydu.
Öğlene doğru işte taburcu oldum hastaneden. İşte 7. günde ben tamponlarımı aldırmak için hastaneye gittim. Korktuğum tek yer tampondu. Orada da zaten şöyle bir durum oldu. Videoda videosunu çekmiştim size. Bir iki yeri kırptım. İzleyenler sakın benden görüp korkutmasın kendini. Çünkü bu tamamen benim kendime yaptığım psikolojik bir şeydi. Tansiyonum düştü falan. Ama dayanılmaz bir acısı yoktu tampon çıkarmanın. Tamamen sakin olmak gerekiyor. Daha soğukkanlı olmak gerekiyor. Ben de onu beceremedim tampon esnasında. Ben bu süreci gerçekten çok rahat atlattım. Değdi mi, iyi ki oldun mu diyor musunuz? Evet, iyi ki oldum. Ki şu an ben bunun önemli olduğunu biliyorum. Henüz tam oturmadığını biliyorum. Önemli olan zaten hani bunu kendinize hatırlatmanız. İlk mesela burun bantlarımın hepsi çıktığında aynaya bakıp böyle şey dedim yani. Bu ne ya? Ben niye yaptım bunu dedim. Ama şekli her zaman güzel duruyordu. Sadece ödemden dolayı büyüktü. Evet. Yani yapılışı, şekli. İşte kalkıklığı, doğallığı her zaman bence iyi. Evet. Şimdi sonuç olarak ben burnumu yaptırdım. Halinden, son halinden gayet memnunum. Daha da güzel olacağını, daha çok içime sineceğini biliyorum çünkü. Bu videoyu da niye çekiyorum? Eğer ki olmak isteyen, çok şüpheye düşen, korkan varsa bu size pozitif bir rinoplasti hikayesi olsun diye çekiyorum. Bunun dışında dediğim gibi çok istiyorsanız yaptırın arkadaşlar. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ben şimdi size bunu yakından göstereyim. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İhtiyacı olana videonun umarım yararı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.